kalbim atma şöyle, duyulur dışarıdan. Çok 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 isteme, çok isteme, koparız hayattan. Şöyle korkma böyle git rüzgarından. Hakkında her şeyi duymak istiyorum. Bu aşk değil de nedir? Aklımda hep yine görmek, yine öpmek filan. Her şeyi tek tek anlat istiyorum. Bu aşk değil de nedir? Aklımda hep sevgili seyirciler. Ben Utku Yerebakan. Ben de Gizem Yerebakan. Bugün yine hayatın koşuşturmacasına, yoğunluğuna 45 dakika müzik ve sohbetle ara veriyoruz. Bugün biraz heyecanlıyız. Konuğumuz çok heyecanlı. Onun heyecanı aslında bana da birazcık yansıdı. Bize de yansıyor, evet. Evet. Bugün genç yetenek Mehmet Evliya bizlerle beraber. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Hoş geldin Mehmet. İyidir. Heyecanlı. Evet, biraz heyecanlıyız. Evet, programımızı yaklaşık 1,5 senedir, 2 senedir yapıyoruz sevgili seyirciler. Ve artık şöyle bir karar aldık. Özellikle böyle genç yetenekler, yani aslında Mehmet'in de besteleri de var. Yine üretim ön planda. Ama belki de hiç adını duymadığınız daha, belki de bugün duyacağınız konuklar ağırlamak istiyoruz programımızda. Özellikle gençlere önce olmak için diyorum. Evet, aynen öyle. Öyle bir karar aldık. O yüzden de bugün ilk konuğumuz da Mehmet oldu. Evet. Mehmet çok güzel bir sesi var. Bu kadar genç konuğumuz, ilk konuğumuz değil mi? Evet, evet, ilk defa bu kadar genç bir konuğumuz var. Evet, aynen öyle. Şimdi tabii dediğim gibi Mehmet birazcık heyecanlı. O yüzden biz biraz onu rahatlatmaya çalışıyoruz ve evde gibi muhabbet ediyoruz. Sen izliyorsun zaten bizim programlarımızı. Evet, 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 bizim eve de geldiğine göre. O zaman. Yani bizim eve de zaten geldiğin için hiç sıkıntı yok. Şu anda da evimizdeyiz ve öncelikle şöyle başlayalım. Mehmet müzikle nasıl tanıştı? Ama böyle hani evde bir anekdot, böyle bir esprili bir hikayesi var mı bu işin mesela? Evet, güzel bir hikayesi var müziğe başlamamın hikayesi. Şimdi lisede ben Haydarpaşa Ticaret Lisesi'ndeydim Lefkoşa'da. Orada yapamadım, bir şey oldu. Sonra ikinci dönem okul değiştim. Girne Turizm Meslek Lisesi'ne geldim. Orada bir tane arkadaşım vardı eskiden, çok eskiden tanıdığım. Gitar çalardı ama sadece böyle temel akorları falan bilirdi. Ben de bana öğretmesini istedim yani o akorları. Öğrettikten sonra böyle değişik bir şeyler oldu. Annem destekçim oldu falan. Gitarlar alındı eve vesaire, devam edildi bu işe. Annen nasıl öğrendi peki senin bu gitar şey akorları öğrendiğini? Sen onu anlatıyor muydun? Mesela arkadaşım bana gösteriyor falan. Evet, evet. Evde gitar yok ama değil mi? Yok, evde gitar yok. Tabii pratik yapmak için gitara ihtiyaç var. Evet, sonra alındı işte, bir ay falan geçti. İç içe oldum sonra. Videolar falan izledim, dersler aldım. Öyle devam etti böyle. Çok güzel. Yani o zaman şunu diyebiliriz. Senin asıl destekçin bu konuda annen. Annem, ailem. Ama baban da gerçekten sana bu konuda sonradan mı şey oldu? Baban da çünkü destek oluyor. İkisi de yani. İkisi de aile yani. İkisi bir aynı anda. Evet, evet, evet. Hani mesela babam hiç şey demedi mi? Hep konuşuyoruz bunu da. O yüzden şey yapıyorum. Mesela ya şimdi müzikle ne uğraşacaksın sen hani falan. futbol oynamamı isterdi. Eskiden daha oynardım. Evet. Sonra dedim ki ben futbolu bırakacağım, müzikle uğraşmak isterim vesaire. Bıraktım, müziğe başladım. Öyle böyle devam etti. Ne güzel, yani tamam oğlum sen bunu istiyorsan o zaman biz de sana bu yönde destek veririz diyen bir aile var değil mi? Evet, evet, evet. Tamam, işte hep her zaman üstünde durduğumuz nokta budur.
Şu anda canlı canlı o eskiden konuştuğumuz bütün konuları evet. canlı canlı burada görüyoruz şu anda. Öyle bir örnek var önümüzde. Evet. Ve aileni de burada canlı gönülden tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz onlara. Sana bu konuda destek oldukları için. Evet, biz biliyoruz ki seni işte götürüyorlar, alıyorlar. Bu konuda gerçekten destek olduklarını biz de biliyoruz. Kesinlikle evet. Çok farklı da olabilirdi. Ne gerek var tabii böyle ki. Bir şeye? Tabii i̇şte ki, sen aynen. de normal bir okulda oku, normal bir bölümde oku da olabilirdi ama o gitarla tanışmaktan sonra senin hayatın oldu ve şu an üniversitede de bunun eğitimini evet, evet, almaya müzik başladın. Evet. Peki o zaman şimdi bu serüvene yavaş yavaş böyle adım adım gideceğiz. Şimdi bir meslek seçimi ve bir hayat tercihi olmaya başladı bu müzik Doğru. senin için. Ve üniversite kapısı geldiğinde orada bir gene bir sallantı gibi bir şey oldu sanırım. Öyle biliyorum, öyle tahmin ediyorum yani. Bir düşündüm aslında. Yani doğru mu yaparım, yanlış mı yaparım? Çünkü korona araya girdikten sonra özgüvenim bayağı düştü benim. Sahne alamadım falan. Evde çalardım. İşte bildiğiniz gibi sosyal medya üzerinde şu an paylaşımlar yapılıyor. Evet. Yani paylaşırdım sosyal medyada. Özgüven bayağı düştü yani yerlerde. Sonra ne şimdi mesela sosyal medyadan herhangi bir tepkiler işte yorumlar falan filan yok mu? Tabii onlar vardı. Ama o yönden tamam ama iş sahneye gelince ben hep sürekli bir adım geri atardım. Çünkü pratik olmadı. Tam denk geldi ki işte evet. o korona ve kapanmaya üniversite evet, evet. seçimini yapman gerektiği zaman da tam o zamana geldiği için evet. bence haklı olarak mı acaba aslında müzikten şüphe ettiğin için değil. Yok müzikten ama şüphe ettiğim şey. Ama işte o pratik yol şeyden hani mesela yanlış bir tercihle zamanımı boşa harcamaktansa evet. gidip bir hani evet, üniversitede evet. en azından bir iki seneyi bitirirdim şimdiye. Tabii. Bir durum oldu. Ama ona rağmen sen müziği seçtin tabii. Evet. Sevdiğim işi yapmak istedim. Peki o zaman sevdiğin şimdi... Sevdiğin işi yapmak istedim. Çok önemli evet, işte evet. bu. Sevdiğin işi yapmak istedin, sevdiğin yolda yürümek istedin. Tamam oradan devam edeceğiz ama onun öncesinde o zaman senin sesini canlı canlı bir dinleyelim önce. Tabii. Ondan sonra da hikayemize devam edelim. Tamamdır. İçime attığım gibi kendimi çöpe atıyorum. Beni sevmediğini biliyorum. Arkadaşlara henüz söylemiyorum. Her şeyden vazgeçtim gidiyorum. Sen bana nefes, ben sana herkes. Karşındayım son kez. Sen bana yara, ben sana merhem. Görmüyorsun hiç, bakmadım zaten. Evet, güzel bir cover dinledik senden. Tabii ki devam ediyor bir şey, böyle bir çekingenlik. Zaten normalde de böyle hani biraz böyle mahcup bir yapın var.
senin. Hani çok böyle hani forte yaşayan bir insan değilsin. Daha çok böyle biraz daha naif bir duruşu var, değil mi? Evet, evet. Çok da güzel bir şey aslında. Hani müzisyenler genelde böyle biraz yırtık falan olur ama sende böyle bir yapı yok. Genelde hep her zaman böyle miydi yani? Yoksa aslında yani değişir ara sıra. Farklı olur, ara sıra farklı, bilmem. Kendi yaştaşlarının arasında evet. Farklı oluyor. Anladım. Çok güzel. Şimdi çok güzel, yeni bir dünya var önünde. Evet. Ben o yüzden de çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sevdiğin şeyi dedin, sen de sevdiğin mesleği yapmak için güzel bir adım attın ve gelişim de devam ediyor. Evet. Ben özellikle senin, sen de zaten biliyorsun. Sevgili seyirciler, size de söylemek istiyorum. Mehmet'in ilk şarkı söylemeye başladığı zamanları da biz biliyoruz. Evet. Şu an çok güzel, ileride çok daha güzel olacağına da eminim. Evet. Eminim ki ileride sık sık ismini duyacağımız bir müzisyen olacak Mehmet. O yüzden ben özellikle söylemek istiyorum ki sosyal medyalardan da Mehmet'i takip edebilirsiniz. Evet. Mehmet Evliya diye. Onun coverlarını da dinleyebilirsiniz. Ne demek? Çünkü güzel. Yani, kesinlikle. Tabii bunu aslında hani bu desteği bizim de vermemizin evet. Sebebi her zaman vurguladığımız şey üretim. Evet. Senin de kendi bestelerin var. O yüzden hani kendi bestelerinle kendine güzel bir takipçi kitlesi yaratabilirsin. Böyle bir ışık var önünde. Değil evet. Mi? Önemli olan aslında biraz da bu. Yani kendi bestelerimizle var olmamız çok önemli bizim için. Müziğin nasıl başladığını konuştuk. Peki o beste olayı nasıl oldu? Nereden geldi? O an nasıl bir andı? Üretebilmek. Nasıl başardın bunu? Şey, bir arkadaşımla dolaşırdım. Sonra biri çıktı işte karşıma. Falan. Beraber olduk. Bir sene geçirdik vesaire. Sonra olumsuz bir şeyler döndü aramızda falan. Yine anlaşamadık. Üzüntüden meydana gelen bir yaratıcılık. Anlaşamadık. Ayrılınca böyle bir gün arkadaşlarla otururken aklıma geldi. Telefon elimdeydi. Yazdım. Öyle. Sözleri mi yazdın önce? Sözleri yazdım önce. Sonra üzerine müziğini evet. Yaptın bir şekilde. Akorlarla müziğini yaptın. Çok demek güzel. Ki var. Demek ki işte Mehmet doğru yerde. Doğru meslek seçiminde diye düşünüyorum ben. Çünkü ben de şarkı söylüyorum ama bana hiç öyle gelmedi. Yani onu söyleyeyim. Ya aşk acısı çekmen lazım falan böyle arada böyle biraz belki ayrılık de ondan mı acaba? Bilmem, o da ayrı bir yetenek. Yaratıcılık ayrı bir şey. Demek ki doğru yerdesin. Ne güzel. Evet, çünkü ayrılan yüzlerce insan var. Tabii tabii. Değil mi? Ama ayrıldıktan sonra aman ben şuraya bir beste yapayım diyen yoktur yani. Ayrıldıktan sonra gider bir kenarda bir köşede acısını yaşar. Bir şekilde değil mi yani denizin kenarına gider ve denizi seyreder. Budur yani ama şimdi burada farklı bir durum var. Denizin kenarına gidiyorsun, denizi seyrediyorsun ama içinden de bir şeyler taşıyor ve çıkıyor. Gitar da yanında. Gitar da zaten her zaman yanında oluyor herhalde. Tabii çok güzel. Peki o zaman kaldığımız yerden de devam edelim. Üniversite serüveni nasıl başladı? Girdin üniversiteye ve artık müzik okumaya karar verdin. Hatta bir sınav oldu. Ben özellikle kesiyorum evet. Sözünü ama o sınavdan ufak bize belki bahsedersen, belki şimdi televizyonları başında bizi, ekranlar başında bizi izleyen vardır ve nasıl oluyor bu diye merak eden bir genç vardır. Sen de ona örnek olursun. Evet. Nasıl bir sınavdı o sınav? Yetenek sınavıydı. Genelde yüz yüze yaparlar ama bu sene koronadan dolayı evet. Online oldu. Evet. İşte bir tane öğretmen var, ses veriyor. Evet. Falan. Sonra sesi... sen de tekrarlan. Evet, bulman vesaire. Lazım. Aynen. Ritim çalıştırır seni. Evet. Yani kulağın var mı yok mu ona bakar. Yani sınavdan önce bizim konuştuğumuz şeyler hemen hemen hepsi oldu yani. Evet, evet, evet. Evet, yani mesela bir ritim veriyor sana, o ritmi tekrarlatıyor. Evet. Hiç, ritim duygun doğru mu, yanlış mı, iyi mi, kötü mü, onu anlasın diye. Peki mesela ikili sesler, üçlü sesler. İkili ses, üçlü dörtlü ve Ezgi söyletir. Nasıl yani? Ufakta mesela, bir şarkı söylüyorsun. Yani melodi. Hmm. Mesela şu melodiyi tekrarla bakalım. Öyle 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 falan. Sen tekrarlıyorsun. Evet. Peki nasıl geçti? Hepsi başarılı oldu mu yoksa? Hepsinde? Hepsi 94 aldım. 94 aldım. Bravo. Evet. Hata yaptığımda 4. sesli sanırım. Yani mesela 4 ses veriyor sana. 4. sesi bulamadın. Evet. 3 sesi buldun. Çok. Demek ki ama yeterliydi ki bugün şu an o okula başladın artık. Peki online mi devam ediyor dersler yoksa okula gitmeye başladınız mı? Okula gitmeye başladım.
Online dersiniz pazartesi günleri vardı. Onlarda iptal oldu. Peki okula başladın, gittiğin okula gerçekten artık bu işin içindesin. Onun heyecanı da başka bir şeydi herhalde. Evet. Hocalar var. Evet. Bir kere şöyle bir şey var. Mesela konservatuvar okumak. Tabii aslında senin okuduğun şu an müzik öğretmenliği bölümü. Öğretmenliği. Konservatuvar başka bir şey ama gene de küçüklükten mesela bir nota öğreniliyor, hazırlanılıyor, ortaokuldan başlanıyor. Hı. Mesela güzel sanatlar var. Evet, evet. Güzel sanatlara gidiyorsun ortaokuldan. Liseyi bitirip oradan çıktığında üniversiteye girerken notaları falan biliyorsun zaten. Evet. Ama burada şimdi hiç öyle bir durum yok ve bodoslama bir giriş var. Evet, evet. Değil mi mesela? O şok nasıl oldu? Onu da merak ettim ben. Aslında ilk dersin girdiğimde böyle bir baktım çünkü dize kıstığında nota var vesaire onları biliyorum ama ezbere değil. Evet. Evet. Zorlandım ilk bir iki ders sonra alıştım. Sevdikten sonra insan her şeyi yapabiliyor. Peki sana bunaltıcı gelmedi mi? Mesela ben notasyon beni her zaman bunaltır mesela. Aslında daha şey dersine. Oo ne güzelmiş ya, güzel bu muymuş gibi. Falan deyip evet. Böyle çözüldü yani. Teori öğrenmek güzel. Süper. İşte bakın yani bunları niye konuşuyoruz sevgili seyirciler? Özellikle hani sevdiğimiz işin ne olduğunu anlamak açısından biraz daha. Evet. Hani karşımızda Mehmet Evliya var. Mehmet Evliya karar veriyor ve müzik okuyor. Okumaya başlıyor ve karşılaştığı şeylerle hani yüzleşirken bir anda ya ona ait olduğunu hissediyor ya da ait olmadığını. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela çoğu gençte ait olmadığını hissetse bile ya aile baskısından dolayı ya da ne bileyim ama ben işte para kazanmak için bu mesleği okumam lazım gibi bir hissiyat var. O yüzden de çoğu öğrenci üniversiteden mezun olduğunda aslında ait olduğu işi yapmıyor. Başka iş yapıyor. Ama severek yaptığın zaman bir işi, hadi diyelim ki işsiz kaldın. İşsiz kalsan bile sen sevdiğin işle uğraşırsın. Bir şekilde yolunu bulur. Üniversiteden çıktıktan sonra ki şöyle bir şey var. Müzik sektöründe artık hani adamızda hani iş yapamamak mümkün değil gibi geliyor bana. Çünkü evet, eğlence sektörü gelişmiş belli durumda. Belli bir seviyedeyse, çıtan yüksekse. Yani bir de iyi olmak da iyi var. Olmak tabii bir yarışın içine gireceksin. Bu kadar çok o kesin yani. Tabii. Ama mesela. Şu an öyle değil. Evet. Senin zamanın daha ilerledikçe daha da çoğalacak ama evet. Sen zaten sahneye de çıkıyorsun. Öyle bir şey de var. O nasıl bir olay? İnsanların seni dinlemesi, alkışlaması, o daha da teşvik etti herhalde senin evet, müziğe olan tutkunu. Bir tane arkadaşım var, Mehmet Ekiyor, kavun çalıyor. Evet. Aslında ilk o yardımı kullandım. Özbeğimi toplamamda, sahneye çıkmamda. Videomu dinledim, dedi gel ben çıkıyorum falan, benimle çık. Gittim. Siz bu vesileyle diyorsun. Mi tanıştınız yoksa? Önceden bir arkadaşınız var mı? Bir tane arkadaşım vardı, onunla aradığımda. Yani yeni bir müzisyen arkadaş edindi kendine evet. Bu durumda. Evet, süper. Sonra? Sonra sahneleri çekmeye başladık. Daha üçüncü haftamız bu, yarın gece 8.30'da. Çok güzel. Mekan ismi vermesek de biraz ipucu verelim. Belki gelmek isteyen olur. Lefkoşa'da mı? Nerede? Lefkoşa'da. Surlar içinde bir mekanda. Evet, Mehmet Evliya'nın nerede çıktığını bulmak isterseniz. Lefkoşa sur içinde. Çok güzel, çok heyecanlı değil mi? Evet. Yani düşünüyorum da işte yani hani o yaşımda ben senin kadar, ben kendimden örnek verecek olursam senin kadar farkında başlamadım hayatıma. Ben çok evet. Başka bir şey okudum. Sonra bugün yaptığım meslek, işte hayatımı kazandığım meslek çok başka oldu. O yüzden ben Mehmet işi anlattıkça mutlu oluyorum, heyecanlanıyorum. Çünkü güzel istediği şeyin peşinden koşuyor. O yüzden de böyle bir format, böyle bir olay yapmak istiyoruz ki gençler de burada olsun. Hani evet, evet. Siz onları da görün. Çok başka bir şeyler olabilir. Televizyonda bizi izleyen birilerine çok vesile olabilir bu durum diye. Ben ya böyle, bu programı 5 sene sonra diye evet. Baktığımızda Mehmet ne olmuş diye bir görmek hikayesini izlemek güzel oluyor aslında. Evet, demek evet, evet, evet. Buydu sanırım. Güzel, peki şöyle bir şey de var. Sahneye başlıyorsun. Sahnede çalıyorsun ve pişiyorsun yavaş yavaş sahnede. Bu şu şimdi erken yaşta buna başlamak güzel. Fakat gene aile meselesine dönersek eğer gece hayatı var. Mesela saat 8'de gidiyorsun ama saatler de şimdi şey oldu mesela. Saat 10'da falan başlayacak program. 12'de 1'de bitecek. Mesela ailenin bu duruma bakışı nasıl?
ailem. Çok karışmaz. Bir tane yengem var. Onun yanında rahatım yani. Ama o olmayınca yanımda tabii ki böyle aralılar sürekli. Tamam, demek ki güvenlikleri ve teslim ettikleri biri var. Evet, sürekli. Yavaş yavaş o da gidecek ve sen yalnız da her şeyi yapabileceksin bence. Evet, inşallah. Tabii şunu kavramak lazım. Müzik gece hayatında olan bir şey, evet. Ama hem müzisyen olup hem temiz, düzgün yaşamak da mümkündür. Bunu da başarabilirsen ne mutlu sana. Çünkü tabii ki olumsuz tarafları da var. Evet. Bazı şeyler işin içinde yani nedir o fermente, üzüm suları var. Anlatabildim mi yani? Bu tür şeyler de var. Ama sen kendi duruşunu korursan her zaman her şey düzgün bir şekilde güzel olur. Bizim evet. de temennimiz senin açımdan budur diyelim. Önce bir şarkı daha dinleyelim. Bir şarkı daha dinleyelim şimdi. Öyle sonra... daha iyi hissediyorum kendimi bence şarkı söylediğinde. Biraz daha. Evet. Harika bir cover dinledik ve sanırım bu şarkıda sesin tam olarak çıktı. Sanırım biraz da rahatladın da. İyiyiz, iyi gidiyoruz şu anda. Evet, şimdi fark ettin mi? Yani güçlü bir ses var. Var. Gerçekten hani gümbür gümbür istediği zaman geliyor yani. Ben gümbür gümbür ay tenli kadın söylediğini biliyorum. Mesela. Değil mi? O da... Evet, şimdi sevgili seyirciler, az önce dedik ki Mehmet bak beste söyleyecektin, ne oldu dedik. O da dedi ki bize işte hazırlayamadım falan dedi. Ama tabii ki beste olmayacak bugün. Onu anladık, tamam. Ama mutlaka besteler piyasaya çıkacak bir şekilde. Değil mi? Güzel. Peki, en azından bu programda onun sözünü almış olduk senden. İleride bir şekilde besteleri Mehmet Evliya'dan dinleyeceğiz. Onu biliyoruz yani. Peki, o zaman hikayemize devam edelim. Nerede kalmıştık? Mehmet'in barlarla tanışması. Evet. Sahnelerde. Evet. Peki, ilk sahne bittikten sonra nasıl oldu? Hiçbir şey yokmuş böyle. Gülmeye başladım. Çok güzel. Hiçbir şey yokmuş. Bu muymuş yani falan mı? Evet. Bir iki şarkı sonra zaten her şey
düzeldi. Öyle rahat oldum sahnede. Seyircilerle konuşmalar. Sohbet falan etmeye başladım. Evet. Çok güzel. Sonra işte sahne sonunda da böyle bir rahatlama geldi. Yorumlar nasıl? Yorumlar çok iyi. Gelen müşteriler falan olsun. Sahne aralarında, masalarına gittiğimde duyduğum sözler. Ne güzel işte. Duydukları cümleler bana karşı. Çok iyi. En çok güzel mutluluk bu. Değil mi? Aynen tabii, öyle. Tabii tabii. Yani bir şey icra ediyorsun. Çünkü sevgili seyirciler, o gün sahneye gitmek, yani birazcık şu konudan da bahsetmek istiyorum ben. Çok rahat ve kolay görünüyor ama işte o gün siz kendinizi hazırlıyorsunuz ve size eğlenmek için gelen insanlar oluyor. Ve o yüzden de üstün bir performans, evet, göstermeniz bekleniyor sizden. Onu başarmanın duygusu, onu görmek, insanlar tarafından sevilmek, beğenilmek de çok ayrı bir şey. Evet. Bunu da yaşadığınızda sizi daha da teşvik ediyor sahneye. Aynen. Çünkü öyle mutluluk veriyorsunuz. Çok pozitif bir iş aslında müzik yapmak. O, evet. Mesela eğlenme konusunda bir parantez açmak isterim. Eğlence, müzik aslında sadece gidip orada ben eğleneyim değildir. Belki kafa dağıtmak, sevgilinle oturursun ve güzel müzikler dinlersin ve ne güzel bir gün geçirdin. Budur aslında eğlence, biraz budur. Eğlenceden kastettiğim benim yani o gün güzel vakit eğlenelim geçirmeye, evet, oraya gelen insanlar, evet, var. Yani bir beklentiyle geliyor insanlar, evet, oraya. Aynen. Ve senin i̇şte de o parantezi eklemek istedim. Tabii yani. Tabii senin de şeyin, görevin o gün o insanları memnun etmek. Tabii i̇şte ki, o, evet, biraz işte zor. Çok güzel söyleyebilirsin ama, evet, sahne ışığı denen bir şey de var çünkü. O olmazsa olmuyor bu iş. Değil mi? Evet. Tabii ki. Mesela işte bu şekilde hani sende bir sahne ışığı var falan diyenler oluyor mu mesela? Nasıl yorumlar alıyorsun? Oluyor. Yani yanına gittiğimde işte demin dediğim gibi böyle söylediği sözler beni tekrardan teşvik etmesi falan. Mesela normalde eskiden seni tanıyan insanlar Mehmet sen ne yaptın ya falan oldu, evet, mu? Eskiden mesela arkadaşlarım vardı. Sürekli mesela sahnelerime gelmeye başladılar artık. Sürekli yanımda olmaya. Aa, takipçiler de alıyor. İşte bu. Ya bütün işaretler şu anda mesleğini bulduğunu gösteriyor, evet, diye düşünüyorum yani. Harika. Güzel bir şey. Şanslısın. Niye? Çünkü bu yolda giderken yanında sana destek olan insanlar var. Dediğin gibi ailen olsun. Bizler de öyleyiz aynı şekilde. Ve bunu genç yaşta yakalayıp o bu performansları yaparak, büyüyerek senin 25 yaşında veya 30 yaşına geldiğinde aslında gerçekten bu ülkenin İyi seviyede bir sanatçısı, iyi seviyede bir icracısı, değil mi, bestecisi olmanı ben canı gönülden isterim. Aslında böyle olmadı ki büyük ülkelerde böyle oluyor yavaş yavaş. Bizim zamanımızda böyle imkanlar yoktu açıkçası. Ve bunu yakalayamayan, bu enerjiyi yakalayamayan ve belki de çok iyi potansiyeli olan insanlar başka şeyler yapıyor şu anda. Evet. O yüzden kendini şanslı hissetmeni isterim açıkçası. Önceden. Ailem gelmek üzere. Süper. Sana destek çıktıkları için buradan teşekkür ediyorum. Harika. Peki mesela ailen seni gelip dinliyor mu? Hiç programına geliyorlar mı? Her gün. Yani her çaldığında. Her çaldığında. Anladım. O zaman yani merak edip aramaya gerek yok ya. Onlar oradaymış zaten. Çok iyi. Güzel. Ama onlar herhalde erken ayrılıyorlar. Evet, biraz erken ayrılıyorlar. Ben yeğenim de. Ailem. Çok güzel, harika. Şarkı önerileri nasıl mesela? Ailen sana şunu da çal, bunu da çal. Bunu niye yanlış yaptın falan diyen var mı? Ya bizimkiler biraz eskici. Ha tabii, yani, sen şimdi çaldın, aynen, şarkılar. Evet. Yeni şarkılara şey yapamadı, ısınamadı onlar. Daha çok arabesk tarzı istiyorlar ama. Bize de oluyor o ya. Evet, şunu da söylesenize, bunu da söylesenize, evet, denilen şeyler. Kağıt geliyor ona. Bir liste. Yani, çalamam. Ne diyeyim? Aslında diyeceğiniz şey basit. Senin tarzın budur ve bu şekilde gidecek. Hı-hı. Onların da bunu bu şekilde kabul edip o şekilde sevmeleri ve o şekilde destek olmaya devam etmeleri lazım. Evet. Çünkü bir jenerasyon var, farkı var. Ondan sonra belli şarkıların modasının geçmesi diye bir şey var. Ya da senin şu an hitap ettiğin yeni trend olan yeni insanlar, gençler aslında senin çaldığın şarkıları istiyorlar. O yüzden yani büyükler de artık ilerleyen zamanlarda büyük bir konser olursa, belki ona göre düzenlenirse
Belki sen de arabesk falan söylersin yani. Ya da hiç söylemeyebilirsin. Belki hep yabancı da söyleyebilirsin. Evet. Mesela ben hayatımın bir dönemini hep yabancı söyleyerek geçirdim ve Türkçe dinleyen insanları o bakımdan uzaklaştırdım. Yapacak bir şey yok. Sonra tekrardan döndük Türkçe söylemeye başladık. Evet, beraber Türkçe dönemsel bir şey bu aslında. Değişir. Peki, o zaman bir şarkı daha dinleyelim senden şimdi. Sonra da yavaş yavaş zaten programımızın sonuna doğru geldik. Gerçekten bravo işte. Harika bence. Benim istediğim şarkı da olmuş oldu böylelikle. Aynen, çok teşekkür ediyorum. Tam performans şarkısı aslında. Böyle yavaş başlıyor, yükseliyor, patlıyor, tekrar yavaşlıyor. Aynen. Çok zor bir şarkı aslında bunu söylemek. Ben biliyorum ki sen bunu çok istedin, çok da çalıştın ve başardın. Evet. Güzel bir şarkı, çok performans isteyen dediğim gibi. Ne güzel. Çok güzel Mehmet. Yani çok daha güzel olacağına kesinlikle İnanıyorum ben. Kesinlikle öyle. Sonsuz destek. Her zaman. Her peki, istediğin. Peki yavaş yavaş programımızın sonuna geldik Mehmet. Aslında güzel de oldu. Normalde insanlar bazı kişilerle bize ya hep müzik yapın ya ne güzel işte az sohbet olsun çok müzik olsun. Evet biz öyle yorumlar öyle alıyoruz. Ama bir dahaki sefer tabii ki senden daha da fazla sözler duymak isteriz yani. Bugün ilk programın azizliğine veriyoruz bu durumu. Ama yine de son sözlerini alalım şimdi. Gelecek hakkındaki planlarından bahset biraz bize. Neler olmasını istiyorsun? Gelecek hakkında üniversiteyi bitirdikten sonra Türkiye'ye gitme planım var. Biraz orada yani yaşamımı yürütmek isterim. Müzik piyasasında evet, yine. Evet, müzik piyasasında. Çok iyi, çok iyi. Neden Türkiye? Evet. Ya başka ülke değil mesela. Çünkü Türkçe müzikle uğraştım. Süper, güzel. Orada yani gidip
mekanlarda çalmak için, pişmek için mi? Yoksa eğitime devam etmek gibi bir düşüncen mi var? Hem eğitime devam etmek için hem de çalıp pişmek için. Çok iyi. Oradaki piyasanın içinde var olmak istiyorsun Kıbrıslı bir müzisyen olarak. Evet. En güzeli. Peki şu soruyla sorayım. Neden burada kalıp burada devam etmek değil de Türkiye'ye gitmek? Onun bir sebebi olmalı yani. Türkiye'ye gitmenin sebebi? Türkiye'nin müziğe verdiği değer bence daha fazla Kıbrıs'tan. Daha büyük bir yer aslında. Hmm. Belki de onun için daha büyük kitleler daha büyük var. Kitle. Evet, daha o büyük kitlelere ulaşmak için. Evet. Belki bir gün Mehmet da istiyor ki bildiğimiz televizyonlarda, radyolarda şarkıları duyulsun. Onun için de en güzel yol aslında. Mesela biz hep söylüyoruz programımızda. Biri var mı buradan gidip oraya bu işleri yapan? Kendimi örnek aldığım biri Buray, Karayel. Evet. Bu tarz sanatçılar yayıldı yani. Çok güzel. Yani madem onlar yapabiliyor ben de aynı şekilde o yoldan gideyim. Gibi bir düşünce var. Harika. Ne güzel. Güzel. Umarım her şey dilediğin ve istediğin gibi olur. Çok teşekkür ederim. Yani kararlı olmak, hedeflerin olması evet, güzel. Şimdiden biliyorum ne yapmak istediğimi. Sorduğum sorulara cevap aldığım için mutluyum açıkçası. Yani. Evet. Ben bunu istiyorum, bunu istiyorum. Bir evet. Çizgi var yani. Evet. Görüyorsun o ışık yanıyor yani. Harika bir şey. İşte o zaman ulaşırsın diye düşünüyorum. Ulaşmazsan da denemiş olursun. Evet. O da önemli değil aslında. Evet. Güzel oldu bence. Biraz heyecanlı bir programdı sevgili seyirciler. Biz de özellikle istedik. Çünkü bir adım olsun, bir teşvik olsun istiyoruz artık bu konuda. Evet, o yüzden böyle bir program oldu. Çok da güzel oldu. Tünelin sonu çok aydınlık bence. Çünkü ne yapmak istediğini biliyorsun. Biliyorum, evet. O yüzden ben eminim ki bir gün eğer devam ederse programımızda belki de senin bestenle beraber, belki de bir klibinle beraber seni burada tekrardan ağırlarız diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Tamam. O zaman biz de bir beste yapalım. Tamam. Mehmet'ten dinleyemedik. Biz bir besteyle programımızı kapatmış olalım. Güzel, sağlıklı bir günde tekrardan görüşmek dileğiyle sevgili seyirciler. Kendinize çok iyi bakın. Uzaktan yaramaz bir adam göz kırpıyor uzaktan. Bir adam gülüyor, bir adam geliyor kuraktan. Yaramaz bir kadın göz kırpıyor uzaktan. Adam olur sözler ama aynı
aynı bakar gözler. Ölür denize akar ömür, ama ayrı ayrı yanar gönül. Büyür adam olur sözler, ama aynı aynı bakar gözler. Ölür denize akar ömür, ama ayrı ayrı yanar gönül. Ama ayrı ayrı yanar gönül.